merhabalar. Çimen. Hoş geldiniz yepyeni bölümümüze. Bu arada çimenin anlamını tahmin eden var mı? Acaba niye çimen? He-Man'den falan geliyor diye düşündük ama çimen ismini neden seçtiğinizi bilmiyoruz. İsimden He-Man. İsimden yani çimen gibi. Evet, ama neden olduğunu bilmiyorum. Bir de bir çimen vardı sizin önünüzde. O evet. Yok artık herhalde. Şöyle bir de hani çimen isminin ne olduğunu tahmin eden var mı deyip mikrofon alıp vallahi biz de anlayamadık. Çemişçiler. Ver. Çemişçiler diye isim geldi ama. Tam güldük ona bitti diye. Ama doğru montaj diyor. Aa bir dakika. Evet benim komutanım. Evet. Kosova'da ya askerlik yaptığım zaman. Hatta şöyle anlatayım. Kosova'da benim oğlum yüzbaşım lan. Siz kalk hatta ben şınav falan çekebilirim. Yok rahat rahat. Aa biz Kosova'da 10 ay sizin evinizde çalıştım ben. Beraber çalıştık. Bütün esprileri ben öğrettim diyorum. Eşime inanmıyor. Nasıl bir askerlikse. Komutanım. Nasıl bir askerdi Cem? Ben espri yapınca güleceğim diyordum. O da çok komiksiniz komutanım diyordu. Demezsem öyle... çarşıya çıkamıyorum. Tabii ki diyorum. İlk defa ben otururken siz ayakta benimle konuşuyorsunuz. Hiç bunu beklemiyordum yani. Her yokuşun bir inişi var Cem. Kimler bizi hiç tanımıyor? Hiç izlemediniz YouTube'da? Yok izlemedim. Geldin direkt. Geldik evet direkt geldik. Ne olduğunu biliyor musun? Daha evvelinde geliyorduk böyle. Yani beğeniyorlardı YouTube'dan. Bu iyi gidelim diyorlardı. Gidiyorduk. Güzel oldu. İyi, muamele iyi bunlar. Gidiyoruz falan şey. Fazla ya. Ay insanlara muamele ya. Ne kadar ya biledikse ne kadar fesatsız siz hanım ya. Abi biz biledikse Cemişler ve Fazlı Muaz'la muamele diye link açamayız. Muamelesi abi. Güzel bunların yazıyoruz altına. Çimen. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş Hiç tanımıyorsun. Yok. Ben heyecanlandım. beni çok konuşturmaya çalıştırdılar da geldiğimden beri. Güzel arkadaşım sizi çok seviyor bu da. Sürekli esprinizi yapamıyor. Yapamıyor. Espri mi yapamıyor? Yapamıyor. Ben de tam yapamıyorum. Siz yapınca daha komik çok... oluyor da. Gerçi izlemedim daha önce. Anladık onu anladık. Kaderimiz var. Kardeşim isim ne? Haluk. Haluk ne yapıyorsun? Ben İstanbul'a gelen her türlü kargonun çıkışını sağlıyorum. Ne bileyim bu zara mağaz... Ya isim verdik ama şey olmasın. Zara mağazası olsun bu. Bir daha verdim. Özel. İsim az verdik önce... ama az mı verdik acaba? 5 kere daha vereyim Cem Beyciğim. Tam anlaşılmadı az önce. Bir kere verdim Zara dedim. Şarkıcı Zara deriz. Ha şarkıcı Zara. Sen şimdi İstanbul'da gelen kargoları değil mi? İstanbul'a gelen kargoları. Yurt dışından. Tamam. Hepsinden. Sadece İstanbul'a gelen kargoların. Mesela bu özel yerlere giden altınlar böyle külçe altınlar falan olur. Külçe altınlar sana mı geliyor? Külçe abi sorma ya. Bir dakika sana külçe altın geliyor. Geliyor. Sen onu teslim ediyorsun bir de. Ediyorum. Oğlum bir kere etmesen hayatı kurtulur. Külçe altın nasıl bir şey? Sarı işte. Külçe altın geliyor. Sen gördün külçe altını. Ne yapıyorsun ondan sonra? Sigara sahibi içiyorum. Almaya geldi. Ne paralar var yani? Bu ne ya? Millet baksana ne paralar gidiyor sağa sola. Sen mi götürüyorsun onu? Onu ben götürüyorum tabii. Sen bayağı 300 milyon dolarlık altını. Transpaletle. Paletle. Tıngır mıngır tıngır götürüyorsun. Tabii canım. İki saatte bize hamallığı mı anlatıyor? Ben. Yok. Hamallı bir şey yapıyoruz zannettim. Hayır. Bayağı taşıyorsun yani. Hayır onu memur. Bu arada hamallık hayır, da şey onu gibi değil. Hayır onu memurlardan başkası kurtar, yapamıyor. Kurtar. Buradan hadi linçten kurtar kendini. Twitter'da o bölümü yayınlamayacaklar. Hamallık diyecekler geçirecekler sana. Senin o hamallık çok ulvi bir meslektir. Evet. Hamallık bizim ki onları yayınlamayacaklar. Ben zaten üniversitede hamallık yazdım. İlk üç seçenek hamallık benim. Hamallık kazanamamış. Hamal değilim. Olabilirim. Şaka yapıyorum, de. Şaka yapıyorum. Hamallık bu arada arkadaş kelime anlamını biliyor musun hamallık? Altın taşıyan. Biz de zaten mizah hamallarıyız. Heh? Ne güzel dedin Allah razı olsun. Biz de hamalız. Hepimiz hamal değil miyiz? Dünyanın yükünü taşıyoruz. Beni yolda kaldırmasın herhalde. Evet. Estağfurullah. Sen değil oğlum. Sen bizi niye kaldırıyorsun? Bir şey yük oldum hemen araya giriyor. Ben kaldırırım abi. Hafta sonları ekstra cenaze taşıyoruz. Evet. Cenaze de geliyor bizim oraya. Aa doğru. Tabii cenaze canım. Mi geliyor? Tabii canım. Tabii tabutta yurt dışından ha. Geliyorlar ya. O Covid'ler falan var ya. Covid mi? Abi bir şey söyleyeceğim. Burayı şey yapabilir. Silebiliriz. Abi burayı teaser yapacağız. Covid. Ben şimdi anladım arkadaş. Niye konuşturmak istiyorum. Covid dediği çok doğru çocuk. Abi Türkçe'de nasıl yazılıyorsa öyle okunur. Hayır abi. Karadenizli Covid'lere... Covid deniyor ya. Bu. Peki altının sahibi orada mı? Altının... Ya hiçbir malın sahibi gelmez.
Aracılarla çekiyorlar malı. Arkasına şey de Cem Bey. Ulan yük ben... Allah'ındır zaten. Ona götür. Hiçbir malın sahibi gelmez. Neden? Biz bu dünyada gelip geçeceğiz arkadaşlar. Evet, Allah'ım. Ama altında çalmış burada duruyor böyle. Kırca. Çok belli yani çaldı. Hayvan gibi gözüküyor burada. Ağzına sokmuş. Sokacak yer Külçe altın ya. Ya ben bir şey diyeyim sana. Ben evlendikten sonra bir yerden... Külçe altın mı taklar sana? Ya nerede? Şöyle bir şey var. Evlenenler bilirler. Altınlarla eve gidiyorsunuz ya ilk topladıktan sonra... Eve giderken. Nikah salonunda bir sayması vardır. Nikah salonundan sonra topluyorsun eve gideceksin işte. Derler ki hırsızlar genelde takip edermiş. Nikah dairelerinin kapısında beklerlermiş. O altınlarla birlikte eve gidiyorsun ya. O yüzden seni takip eder. Evini öğrenir. Balayına gittikten sonra da soyarmış. Vurma mikrofonu oğlum. Ha, pardon. Manyak ses. Özür dilerim. Fazla nikah şöyle oldu. Kesin mi? Stres yaptım. Hırsızlar pıt pıt. Pıt. Heyecan kattı. Büyük bir heyecanla heyecan pıt, pıt, işte. Pıt pıt. O yüzden... Ben nikahtan çıktıktan sonra sürekli farklı yollardan gitmeye çalıştım. Evet. Hani hakikaten takip ediliyorsam. Kaç liralık altın vardı ki? Onu diyeceğim. Benim toplasam belki 10 bin liralık bir şey vardı. Yani en az 2 saat böyle yolu karıştırdım yani. Artık evi bulamadım bir süre sonra. O uğraşım. Hani o malın sahibinin gelmemesi. O kadar param var ama umursamıyorsun. Ya abi de... zırhlı araç da gelip alıyorlar ama. Herhalde oğlum o külçe altını metrobüsten zincirli kuyudan gönderdim. Abi şuraya bırakıyorum. Cevizli bana bizim arkadaş alacak. Peki o altın mesela kayboldu diyelim. Kime şey... Bana ne oldu? Maaşına kesecek bir durum yok çünkü hangi altının kaybolma ihtimali yok. 1 milyon tane kamera var orada. O altın kaybolmaz o ya. Altın ben sonra... kendimi kaybederim onu. Ben geçen de babam Bayburt'tan lor yolladı. Esenler Otogar'da story atmışım yani. Orada bile stres yaşadım. Acaba kaybolur mu diye. Otobüse bakıyorum. Abi bu benim mi falan. Esenler Otogar'da binlerce kamera var. Lor peynirleri özellikle. Lor dedektörü var orada böyle. Kırmızı kırmızı yanıyor lor peynirleri. Çok sağ ol kardeşim. Bak ne güzel oldu seninle konuştuk. Ne güzel renk kalıyor. Teşekkür ederim. Dikkat et ha. Maske yeni tak. Joyit olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle geldiniz? Eşimle geldim. Kardeşimle geldim. Ha güzel. Kaç yıllık evlilik? 2. Aa yeni. Evet. Mutlu muyuz? Çok şükür. Bir düşündün ama. Yok be Cem Bey. 2 yıl bana cehennem gibi geçecek. Kayınçolar anlaşıyor mu? Evet. Ha, çok güzel bir sürekli şey. Sürekli beraberiz. Arada kalmıyorsun yani sürekli. Yok. Ya ona söyle şöyle yaptı falan yok yani. Yok. O onun eşinin kardeşi kayınço mu oluyor? Ha. Bacanak kim? Abi o çok zor ya. Bacanak ben anlamıyorum. Şimdi benim eşimin ben onunla evlendikten sonraki tanıdığım ablası benim hiç tanımadığım bir adamla evleniyor. Daha sonra senden borç istiyor. He diyor ki bacanak gel okey'e gider. Sen kimsin oğlum ben seni hiç tanım. Ben senin ablanı daha düğünde tanıdım. Niye biz seninle okey oynuyoruz sabaha kadar? Doğru, çok alakasız bir adam oluyor. Elti, görümce, ne var? Bacanak, kayınço. Baldan. Hello, o lafı. Şimdi atasözü, atalara saygı duyuyoruz ya. Tamam duyalım da kardeşim. Baldız, baldan tatlıdırı söyleyen ataya. Nasıl bir sapık bir ataysa. Herkesin bir lafı var. İşte işleyen demir ışıldar yazmış işte. Herkes bir şeyler yazmış. Bu gelmiş demiş ki benimkini de yazın ha. Bende bir baldız var. Benim baldız var. Bal, bal. Baldan tatlı yemin ederim. Bunu nasıl yazmışlar onu anlamıyorum. Ver bakalım. Aa, bir saniye çok enteresan. Öncelikle Türkiye Baldızlar Derneği Federasyonu Başkanı olarak. Baldız baldan tatlıdır de ki baldız başka bir baldız. Bal mı başka bir bal? Baldız değil daldız. Aa. Evet. Daldız. Daldız baldan tatlıdır. İşte o artık tam emin değilim. Daldız kim? Baldız'ın ablası. Değil. Ya hiç öyle bir şey değil. İşte o kovandaki bir şeyle alakalı. Baldan daha tatlı. Balı çektikleri bir şey. Hah. Aynen o tarz balı, bir şey. Balı. Baldız'la hiç alakası yok olayın. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben sigortacıyım. Kurumsal bir şirkette. Hayat sigortası. Hayat, sağlık, bireysel emeklilik. Bu isteyen diye müşteri mi arıyorum burada? Bu sabah 8'de arayan hayat sigortası yaptırdınız mı diyen sen misin? Ben 10.30'dan önce aramıyorum ama var 8'de. 8'de yani. Arıyor ya. Zor bir gece geçirmişim. Yeni uyumuşum. Öyle söyleyeyim. Yani gecenin zorluğu bana değil. Sabah 8. Hayat sigortanız var mı? Zıplaya zıplaya. Bir de şeyci var ya. Damacana alıyor musunuz diye arayan var 8.30'da. Damacana alıyor musunuz ne diye? O çok... O ne ya öyle? Siz ne yapıyorsunuz ki kanka? O yüzden bayağı sigortası yaptırdınız. Yok kanka biz elimizi içiyoruz her gün. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben gıda mühendisiyim. Şirket ne iş yapıyor? Pastanede çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Göreviniz? Gıda mühendisiyim. Hayır. Sanki loop'a girdik ya. Hayır olur mu? Hayır ben belki hani şey pastane mi? Mesela benim çok param olsa manyak manyak işler yaptırdım. Mesela çok param var tamam mı? Evet. Sırf sırtımı kaşıyacak adam alırdım maaşlı.
2000 euro maaşı var. E bir şey diyeceğim. Şu dediğin Nusret yapıyor şu anda ya. Görmüyor musun çalışanlar ne hale sokuyor? Sürekli bir dans halinde. Nusret çalışan? Nusret. Çekiyor ha, videoları. Nusret anladın bana. Nusret var ya. Bak bak Nusret Nusret. Diyememez. Anladın Nusret'i. Nasıl dans etmek için ya, maaş bakıyorum mı bakıyorum yani orada ustabaşı bilmem ne çalışan adamlar belli mutlu da değiller yani. Sürekli ateşlerle dans ediyor. Çemberin içinden geçiyor koskoca adam yani. Sen de büyük ihtimal öyle olabilirdin yani çok para İşte olursa. Ben ama işte saçma sapan işler yaptırdım. Mesela diyelim çok param var. Burada duracak biri. 3000 euro maaşı var. Diyeceğim ki suyu ağzıma sok. İçeyim. Yine bir şey sokturuyorsun. Hayır. Öyle eleman mı oluyorsun? Öyle değil. Hayır mesela şey diyeceğim. Ben su içeceğim. Açacak mesela suyu. Sen şimdi benim o elemanım ol. Mesela onun gibi. Hayda. İşte. Eldiven var mı? Fazlım çok susadım. O, tabii efendim falan desin. 3 milyon maaş alıyorsun ama. Tabii efendim. Ne yapacağım? Ağzına mı? Ben mi dökeceğim? Ağzına mı dökeceğim? Tamam işte. Ne? Bana su içiren elemansın sen. Ben çok zenginim. Bu salak kim inşallah acaba? bu kadar basit bir iş. Ulan. Şunu atacağız ya. Yani. Egemen. Efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sağ olasın. Tamam, sen gel maça al. Egemen böyle. Buyur abi maç mı var? Orada sağda oynayan 10 numara. Topta oynuyor musun normalde? Evet amatör olarak. Amatör futbolcusun. Aynen. Yaşın kaç? 25. 25. Nerede oynuyorsun şu anda? İstanbul'da herhangi bir amatör takımlarda. Neresi boş? Yani halı sahibi. Neresi boş abi diyor. Hangi mevkide oynuyorsun? Ön libero, 6 numaralı. Kime benziyorsun futbolunu? Benzettiğim kimse yok da beğendiğim olarak Thiago Alcantara var Liverpool'da oynayan. Beğendiği de ikincilikle oynuyor sandım bir an. Abi Bal Ligi'nde Hüseyin abiyi çok beğeniyorsun. 46 yaşında Devars'ta oynuyor da. Sigara, rakibe sigara atıyor. Aha morak geliyor. Ben de top oynadım amatör senin gibi. Siz de olamadınız herhalde futbolcu. Olmuş hali. Şu ağaçlara top sektiriyorum oğlum görmüyorum. Peki paranı bundan mı kazanıyorsun? Normalde de kozmetik fabrikasında üretim departmanında çalışıyorum. Aa süper. Aynen. Görevin? Ruj yapıyorum. Ruj? Evet ruj. Üretimini yapıyorum tabii normalde. Ruj nasıl üretiliyor? İşte ham maddelerini falan birleştiriyor. Onu bilsek zaten biz de yapalım. O biliyor. O şeyi yapıyor. Var ya o çeviriyor. O çok çeviriyor. Çirkin bir görüntü. Oğlum sen onu... Öyle ruj mu olur manyak ben. Bu arada seyirci o tarafa çekiyor bizi. Hayır hayır. Hayır bu ruju çekiyorsun böyle bir çıkıyor ya. Evet. Onu ben anlattım. Sen ne anladın ki ondan? Yok anlamadım. Şey görüntü olarak kötü geldi sadece. Sen ruj yapma kanka. Hanımefendiler burada. Bana ruj çıkmıyor mu ucundan? Öyle değil mi? Şu ruj böyle çıkmıyor mu? Sen evde hanıma da aşkım ne yapıyorsun ya? Çok kötü bir görüntü bu. Muhtemelen Kemal Özkan vardı sünnetçi. O da böyle anlatıyordu. onu herhalde ona benzetti. Sünnet çocukları. Sünnet. Kemal Özkan. Düşsene internet sitesinde böyle bir gif var. Önce sonra. Bitiriyoruz. Her şeyi kesiyoruz. Çok sağ ol. Var mı? Hayatında bir şeyi değiştirme şansım olsaydı o güne gider değiştirirdim diyen. Benim ver bir bakalım şeyim Emine'me. Welcome Selim Şeydi. Merhabalar Emre. Nasılsın? Ben. İyiyim abi. Emre sen hangi güne gider neyi değiştirdin? Ben 3 ay önce İstanbul'a taşındım. İzmir'de yaşıyordum. Normalde İzmir'de bayan kuaförlüğü yapıyorum. Kendime ait işlerim var abimle beraber. Oyunculuk hayalim vardı. Onun için İstanbul'a geldim. Çeşme'de rakı masasında karar verdim buna. Alkol masasında karar verdim. O güne geri dönüp bu kararı almamayı isterdim. Adamda zaman makinesi var. Utanmasa 2 gün önceye dönecek. Yani ya bir sigara yanlış almışız ya. Sizin black alacaktık grey almışlar. Ve tek hakkı var ona dönüyor böyle. Birden böyle bakkalık arasında. 3 ayda ne oldu da pişman oldun? İstanbul'u sevemedim çok fazla. İstanbul'u neyini evet. Sevmedin? Yani çok kalabalık geldi bana. Sen boş diye mi gelmiştin? Yok öyle bilgi vermediler ama bu ben kadar da... Ben bir geldim üredi. Yani bir sene kadar eğitim sürecek olmazsa geri tekrar kuaförlük yapmaya geri döneceğim. Oğlum kuaförlük çok iyi bir meslek değil mi ya? Güzel. Kadın kuaförüm evet. Zaten biz bu kadınlara nasıl kaptırdık ya? Şu şey var ya bizi mesela nasıl yıkıyorlar? Bıyığı mı? Ne? Biz cımbız yüzünden diye. Biz de saçı nasıl yıkıyorlar abi? Aynen tutuyor kafayı, lönk diye koyuyor, açıyor musluğu, yıkıyor. Abi nefes alamıyorum, yemin ediyorum nefes alamıyorum. Benim burnumun ya. Kanadı oldu bir kere ya. Bir koydu, bir koydu, burnum kanamış. Adam diyor ki, abi hangi şampuanı koydun? Oğlum bu, şu anda kandan boğuldu, kendi kanımda. Hanımlarda nasıl, kadınlarda? Çok ters, güzel ya. Arkan dönük, böyle bir yaslanıyorsun. Ah! Niye öyle ya? Niye abi? Kadınlar rahatına biraz daha düşkün diye tahmin tamam, ediyorum. Bir de daha konforlu. Aslında bu olması gereken hayır, sadece erkek kuaförlerindeki yanlış yani. Evet erkekler olması sanki istemiyor mu? Erkekler de ya istiyor. Ya bunu değiştiremiyoruz şey abi. Öyle abi, mi? Abi, ha bizim şey saç sakal 9 lira ondan mı acaba? 80 lira verdiğin zaman yapılıyorlar seni.
Yatırırlar tabii 80 lira mesela. Manyak. İnşallah oyunculuk hayallerinde başarılı olursun. Umarım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Efendim siz ne iş yapıyorsunuz? Merhaba, ben işsizim. En güzeli vallahi, en güzeli, kafan rahat, pandemide maşallah fırfır geziyorsun. Mezun oldum, hiç işe başlayamadım yani. Pandemide fırfır geziyorum. Ben böyle oturuyorum, babaannem gibi konuşuyorum ya. İsim neydi? Tuğçe. İşsizlikten önce ne yapıyordun? Öğrenciydim. Nerede okudun? Kırklareli Üniversitesi. Oo, nasıl iş bulamadın ya? Kırklareli. Herkes. Kırklareli. Bölüm? İktisat. O siktir. Gece. Hay herkesin hayali abi. Vay be. Sen ÖSS 3.sü değil misin, hatırlar mısın? Çıkmıştı. Evet, benim o. Final dergisi yanıp söylüyordu sağında. Şunu olmak istiyordum gibi bir şey var mı yani? Ben mesela küçükken şu olmak istiyordum falan. Yani küçükken değil ama üniversiteye başlamadan önce kabin memuru olmak istiyordum. Ya başlamadan şey, onu hala yapılabiliyor. O evet, onun mülakatlarına zaten şey yapıyorum. Ha, İnşallah yani. Olur ya. Covid'den çok... dolayı olmuyor. Covid diyoruz 50 kere. Hep yanlış biliyorsunuz. Çocuk konuyu anlamıyor ya sizinizden. Abi Covid Türkiye'de yok ki. Ne var? Covid var. O yüzden ben maske takıyorum. Fahrettin Koca yarın tweet atsa ya. Türkiye'de işte Covid hastası 129 bin. Covid hastası 1 bin. Kabin amiri olmak istiyordun. Memuru. Kabin. Sonra amir oluyorsun. Yok yani. Kabin olmak istiyordun. Amir ne? Allah Allah. Şimdi 40 TL duşa kabin. Olsun abi. Var mı havayolları çalışan? Merhaba hanımefendi. Arkadaşı aldırabiliyor muyuz gibi? Merhaba. Genç güzel bir kardeşimiz var falan. Siz kabin neysiniz? Amiri. Amiri miydi? Memur da değil. O kabin, şey, en son hani kabin cross check. Evet. Vay, o çok havalı ya. Kabin kulüp cross check. Kabin ne diyordu? Cabin. Cabin crew, slides, armed and cross check. Lights onu denmiyor. Bizim ekonomi duyamıyor muyuz arkadaşlar? Business cross check. Ekonomi ne bakarsınız ya? Siz de bir şey önünüzdekini çekin abi. Her şeyi bize sormayın ya. Aa, cabin cross, cross check. İkisi farklı. Kalkış öncesi farklı. Ve bir de inerken şey diyor. En son onu size diyor değil mi? Hani kalkıyoruz, kabin, clue şey yapın. Toparlanın. Kaptan söylüyor onu. Herhalde canım, biz de söyleyecek halimiz yok. Hayır. Kaptan kalkmıyor muyuz ya? Doldu ya. Şimdi ama siz diyorsunuz onu. Kaptan demiyor. Kaptan sadece yerlerinize diyor bize kalkış öncesi. Yerlerinize. Müdür yardımcısı ya. Arkadaşım müfettiş geliyormuş kaptana. Evet. Bir şey, biz sadece komutları veriyoruz. Sizinkinde mesela güvenlik önlemleri LCD ekranda falan, evet, çıkıyor ya. Evet. Bir tane öbürü var. Yavrum anlatıyorlar. Ha, manuel. Siz yapıyor musunuz onu? Bunlarda yok. Şöyle genelde bütün uçaklarımızda zaten sistem var. Video sistemi. Evet. Ama yine yapıyorsunuz ama. Yapmıyorlar. Şöyle arıza durumunda manuel yapıyoruz. Arıza durumunda mı? Evet. Ha. Video sisteminde video arıza var. Olabiliyor. Ha, ben de uçak böyle düşerken arkadaşlar. Hayır abi, arkadaşlar Allah'ım. Hadi lan diyeyim. Kıbleye doğru düşelim. Ben şeye sinir oluyorum abi. Mesela bu Covid'den sonra havayolu şirketlerinin şöyle bir anonsu başladı. Oksijen maskeleri, hani uçak Allah göstermiş. Düşünce oksijen maskeleri önce kendinize sonra çocuğunuza. Buna şunu eklemişler. Oksijen maskelerini kullanmak için maskenizi indiriniz. Evet. Biz sanki böyle geri döküyoruz. Hem düşüyoruz. Hem orada maske hava dönüyor ya. Ya bizi salak mı sanıyor bunlar ya? Yani evet, her ihtimale karşı bu. Evet, sağ ol. Yani özellikle sizi gördüğümüz uçaklarda herhalde bunlar geride ki. Siz ama o sandviç dağıtmıyorsunuz. Siz cabin crew cross check diyorsunuz. Business bölümüne servis yapıyorum. Ya onu da nasıl dağıtırken ikiniz de bir taraftan başlıyorsunuz, evet, ya. Çişe gidemiyoruz arkadaş. Pistiriyorsunuz arada. Yani o ne kadar saçma bir şey. Yok, ya buradan başla, ya buradan başla. Evet ya, bir de ortadakini hiç gelmiyor ya. Biri önden başlıyor, biri arkadan başlıyor. Sen ortadasın, tam sırada artık. Neyse, geldik zaten. Yani kantine alırsın. Aşağıda kantinden yersiniz. Yok, yardımcı oluyoruz yolcularımıza. Gerekirse troleyi, yani arabayı çekiyoruz geriye. Gerekirse şişelerimizi veriyoruz. Her şeyi bizi beklemeyin diye. Çok sıkıştıysanız size öndekinin az işediğini vermiş. Ne iş yapıyoruz? Ben yüksek lisans yapıyorum şu an. İTÜ'de genetik üzerine. İTÜ genetik? Evet. Orayı nasıl kazandın ya? Yok, yok be, genetik geleceğin mesleği diye kakalıyorlar diye. Aynısı bende de, o yüzden. Kakalıyorlar mı? İtiye ben istatistik okudum da o yüzden. Geleceğin mesleği diyor. Daha hala mezun oldum 10 yıl sonra. Rektör hala gittim diyor. Geleceğin mesleği bu ya. Lan öleceğim 10 yıl sonra. Daha gelmedi zaman. Gelecek. Kimle geldin? Erkek arkadaşım, abim ve ev arkadaşımla geldim. Böyle bir bunda kalabalık. Problem mi var? Herif erkek arkadaşı da geliyor diyor. Abisi de gelmiş. Ev arkadaşı da gelmiş. Yok. Kaç yıldır beraberiz? 4 yıl olacak. 4 yıl olacak. Ne zaman? Aralık'ta olacak 4 yıl. Yıl dönümlerinde planlar yapıyor musunuz?
Yani yapmaya çalışıyoruz ama. Olmuyor mu? Benim sınavlarım oluyor genelde. Ya bir şey merak ediyorum. Ya genetik mühendisisiniz ya. Mühendis misiniz? Siz? Yok, mühendisiyim. Moleküler biyolog ve genetikçi olarak geçiyor. Ha. Ne ha? Daha da karışmış oldu ama hiç anlamadım. Az önce yine genetik mühendisi diyorduk. Ne yapıyorsunuz? Yani mesela arkadaş biliyoruz altını alıyor, götürüyor, veriyor. Çok net. Siz ne yapıyorsunuz? Aslında farklı alanlarda çalışabiliyoruz. Ama benim ilgilendiğim alanda hücre içerisindeki proteinlere bakıyoruz. Yani hücre içerisinde olan olaylara bakıyoruz. İlaç bulma nasıl işi falan. Diye. Onları da yapanlar var. Yani işte bu şu an işte Covid'de çalışanlar var. Ona aşı bulmaya COVID çalışanlar. Pardon. Abi çalıştık. Covid ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Covid. Bak şey, K'yi kaldır. C Covid çıkıyor sonuç. O yüzden çıkmıyormuş ya. Mesela Covid'in aşısı çıksa ve herkes aşıyı vurup kurtulsa bir tek Covid mu kalsaydı? İyileşemedim ya. En son Covid aşısını iki Türk bulmuş değil mi Almanya'da? Hı-hı. Bulmuş diyorlar. Yok, bulmuşlar. Genetiğe bak. Valla ben baktım hücrenin içinde protein çok yoktu yani. Yani bilmiyorum, haberler öyle de. Ben görmedi inanmam diyor. Aynen. Sen azıcık aşım ağrısız başım. Aynen. Salla başı, alma aşını. Bir genetikçiyim diyorsun yani. Covid'i bulmuşlar. Ne bulmuşlar? Nereye bulmuşlar? Bunlara da şey yapmıyor yani. Hani bulmamışlardır ya. Evet. Çok parası olan kafayı yiyor. Bak ben sana söyleyeyim. O yüzden biz fakiriz. Bir tane Yeni Bosna ile Şirin Evler arası bir sürü cadde var. Geçerken görüyorsunuzdur bu Şirin Evler tarafındakiler. Onların hepsi tek bir kişiye aitmiş. 90'lı yaşlarda bir amca. Adam akli dengesini yitirmiş. Şirin Evler köprüsünün altında leğende sakız satıyor. Trilyon, tabii milyon dolar olan adam. Sonra hayatını kaybetmiş. Bütün para çocuğuna kalmış. Orada Şirin Evler'deki şubede adamın çocuğu banka müdürüyle kavga etmiş abi. Kavga ettiği gibi sinirlenip 150 milyon lirasını karşı bankaya yatırmış. Kavga edip. Havaya bak. Öbür banka müdürünü işten atmışlar. Olaylar büyümüş falan. Ben onu duydum. O gün ben de fatura yatıracağım. O gün fatura yatıracağım. İşte 110 lira gelmiş, itiraz edeceğim. İtiraz etmek için fatura yatırman gerekiyor dediler. O zaman ne bakayım itiraz ediyorsun tabii diyemiyorsun. Yatıracağım, sıra bekliyorum. Sıra uzadı. Bir türlü karşı gelmedi. Bankaya gitseydin kanka. Aklını başlarına gelsin. Yani, karşı bankaya yatırırsam görürsünüz sanki. Adam bence sensus diye alkışlıyor. Evet, evet, dur adam bir şey anlatsana bana. Sen yalnız mısın? Şey medeni anladım, mi? Cevabı anladı. Medeni ha. Mi? Ha. Var mı sevgili mevgili? Yok, iki kere ayrıldım. Aa. İki kere ayrıldın. Bir kişiden. Ayrı ayrı kişiden. Nasıl demek o? Ben ilk defa sevgilim var mı durumunda iki kere ayrıldım. Dörtle de öpüştü Cem Bey. İlkini de anlamayınca. Niye ayrıldınız? Anlayışıma göre. Tabii, özel. Ayrı dünyaların insanıyım. Evet. İkisinin sebebi de aynı mı? Yani sebebim tabii ki söyleme de. Aynen benzer aslında. Ya da söyle istiyorsan da yani. Yok. Yalnız borsada kariyerini tutmazsa şu anda Mehmet Ali Erbil'in kariyerine doğru ilerliyorsun. O da dört kere evli boşanmış değil mi? En azından öyle olsun. İnşallah seni mutlu edecek bir ilişkin olur. Sağ ol, teşekkür ederim. Oğlum hayvan gibi merak ediyorum ama soramıyorsun. Abi sorama şey adam ne? Karısı izleyecek, karısının bir şeyi izleyecek. Evi ayrılmış oğlum daha iyisi olacak. Allah Allah. Bilmiyor ki ismini vermeyecek. Karısı da gerizekalı eski karısı. Aa. Acaba ben hangisiyim? Yok öbür karıyı diyordur ya. Abi diyelim Dilan'la ayrıldın. Evet. Aradan iki sene geçti. Dilan bir televizyon programına veya YouTube programına çıktı. Dediler ki eski eşinizle neden ayrıldınız? Dilan dedi ki bazı küçük problemler vardı. Problemlerimiz küçüktü. Küçük bir problemimiz vardı ama ayrılmak zorunda kaldık dedi. Sen evet. Bunu izlerken iyi ki anlatmış mı dersin? Altta da şey geçiyor. Büyütücü kremler falan da. Reklamlar. Hemen reklam arıyorum. Abi tabii ki işi şakasını yapıyoruz ama gerçekten de sebebini bir yerde anlatabilir yani. Eğer şey Oya Başar Levent Kırca'nın kavga çok saçma. Hani böyle şeyler vardı ya onlar canlı yayında kavga etmişlerdi o yüzden aklıma geldi. Abi sen tabii ki anlat. Heh onu diyeceğim işte. O aynen böyle yani. Spesifik bir sebebi yoktu onu diyorum. Genel bir birikim. Ama onu da insan merak eder. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Satın alma. Neyi? Alma. Neyi? Satın alma. Ne demek satın alma? Satın alma. Yani bir şey alacağın zaman hayır abi. Yok sakın alma. Şey aynen bir şey alacağın zaman hayır. Abi almayın ne olur. Abi, ya patronum oldu. Sürekli bir şey oluyor bunlar ya. Dayanamıyorum. Almayın diyorum. Satın almada yani. Sakın alma diye midir olsa. Zengin mi gözüküyorum ben? Hayır. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Aa siz böyle bir şeye benziyorsunuz. Bir manken gibi. Rihanna. Kime benziyorlar seni? Rihanna. Değil mi Rihanna benziyorlar?
Şimdi bakışa göre. Ya seyirci. Aa, o da eşin miydi o? Bir şey söyleyeceğim. Seyirciye şöyle bakalım. Rihanna mı? O bakışı biliyorum ben ya. Vallahi benziyor. Shine like a diamond der misiniz? Ay onun eşinin bakışını gördüm. Rihanna'yı mı çok seviyorsun? Evet. Cem Bey tamamen Rihanna'ya olan sevgimden baktım hanımefendiye. Ben sana ezi göstereceğim Rihanna'yız. Kıskanç değilsin anladığım kadarıyla. Değilim ya. Niye kıskanmıyorsun ya? Yani abi yapamaz diye mi? Öyle bir düşüncem var yani. Ya, Allah Allah. Öyle bir düşüncesin var o rahatlık yani. Yok öyle bir şey değil ama yani bana doğru gelmiyor kıskanmak. O kıskanılmak falan. Yok o da beni kıskanmaz. Ne güzel ya. Siz birbirinizin nikahına da gelmediniz galiba. Bir olay olunca kıskanırsın. Biz de o olayı yaşatmıyoruz birbirimize. Yani. Gerek bir şey yok aynen. Kaç yıllık evlilik? O yüzden de 2 ay oldu daha. 3 ay oldu. İsminiz neydi? Melis. Melis hakikaten seni Rihanna'ya benzetiyorlar. Benzetiyorlar. Hoşuna gidiyor. Gidiyor tabii. Çok severim zaten. Rihanna'yı. Evet. Tanışıyormuş gibi konuştun. Yok. Henüz değil. Tanışma ihtimali mi var? Yani neden olmasın? Sen ne iş yapıyorsun? Oyuncu. Ha oyuncu. Evet. Televizyon. Evet. Aynı zamanda tiyatro. Tiyatro da yapıyorsun. Evet. Devlet hangi konservatuar mezunuyum ben. Hangi dizi? Avlu'da oynadım. Bir Avlu? De... Evet. Şu hapishanedeki kadınlar mı? İçeride miydin? Sonradan içeri girdim. Ha, sen de girdin. Ne yaptın da girdin? Oğlum kendi inisiyatifinde girmedi herhalde. Kızın oraya sen orada ne varsa. Zorla bir adamı öldürdüm. Bana tecavüz eden bir adamı öldürdüm. Kaç bölüm oynadın? 18. 18 bölüm oynadın çıktın. Bitti mi o dizi? Hala içerideler ya. Sezon finali yazdı. Devam edip etmeyeceği muallakta. Sen dizi final yapmadan mı çıktın? Ne oldu da çıktın karakterin öldü? Hayır final yapmadan değil. Şöyle oldu. Bir anda karakter kayboldu. İzleyen var mı bilmiyorum burada Avlu ama. Avlu izleyen oldu mu? Kaldırın kaldırın. Abi izlemiş. Karakter kayboldu derken. Hatırladın mı? Hayır. Melisa. Askerliydim abi çok izleyemiyordum. Asıl orada izledim bunları. Kadın hapishanesi orası da. Sen ne izliyordun kanka? Kaybolduk derken yani ne oldu? Razan hatırına sıkıştın. Şöyle. Bulamıyoruz ya oyuncuyu bulamıyoruz. Ama yeni bir proje geliyor belki Netflix'te. Senin. İzlersiniz aynen. Vay nasıl geliyor? Nereden geliyor? Özcan Deniz'le bir proje yaptık. Başrol ikiniz mi? Hayır. Bak kesin öpüşme vardır ha. Bak Özcan hele Netflix'te var ya Özcan Deniz. Buralar yayınlanacak mı? Hayır canım. Ne var ki Özcan Deniz'le öpüşme? Ben rol gereği ben de öpüşürüm. Hatta role de gerek yok. Mesela durduk yere ben dedim Özcan Deniz şoförüyüm. Hiç de öyle bir rolüm yok. Özcan Deniz diyor ki yarın beni sabah 8'e al. Tamam abi. Ama bunu yaparsam. Ne kaç sanki lan manyak. Hayır ama şimdi böyle bir şey yapsan inisiyatifinde daha da çok rol almaz mısın? Güzel mesela ben olsam yaparım. Nasıl durduk yani? Yere Özcan yere Özcan. Tabii prestij müzik böyle oldu. Alişan da falan. Mahzun Alişan hepsi. Ben karakter olarak diyorum. Mesela sen bir oyuncusun ya. Özcan Deniz'de filmin var. Evet. Dizim var. Evet. Öpüşmek olarak demiyorum da. Mesela Özcan Deniz sana adres soruyor. Sen öyle bir günlük oyuncusun. Diyorsun ki rolün bitecek. Senden hamileyim. Dediğin anda mecburen en az 20 bölümde oynamaz mısın? Senin kuralların var mı? Ne oldu senaryo mu var fazla? Melis şimdi senaryo okuyorum. 26 bölüm boyunca. Ya bir konu lazım mı? Vardı. Kuralların vardı. Vardı. Bunu tabii ki. Türkan Şoray gibi mi? Öpüşmem sevişmem onlar mı? Yok. Hayır, kuralların yani, vardı ne oldu da yok oldu? İşte hocam siktir gittiğince gidemeyince. Öğrencisin. Bırakır seni. Hoca sana niye siktir gitti onu anlamadım. Macbeth'i oynuyorduk biz. Tamam. Ay buradan duyarsa da şimdi kötü olacak. Duymaz engelleriz. Niki ne? Macbeth'i canlandırıyorduk. Ben de farklı bir şekilde canlandırmak istedim. Shakespeare'a karşı mı geliyorsun sen dedi. Yani nasıldı da ne yapmak istedin yani? Ben magnet... yani magnet öpüşmesem de olur dedim. Efendim? Öpüşmesem de olur dedim. Öpüşme sahnesi. Macbeth'te öpüşme mi var? Tabii Lady Macbeth ağzının içine tükürüyor yani bazı yerlerde. Evet kanka. Gidek öyle izleyek lan. Ağzının içine tükürüyor. Sen tükürülen misin? Hayır. Lady Macbeth. Sen de dedi ki ben tükürtmem mi? Evet. Kurallarım bu yani. Ağzıma tükürtmem. Hayır. Değişik kural. Öpüşmem dedim. Yani gerek... Yani şimdi üniversite birdesin, yeni girmişsin falan filan. Hayatım senin rolünde öpüşme mi var? Vardı işte. Ha, Macbeth'lesin. Öpüşme var. Sen dedin ki ben öpüşmem. Hoca evet. Dedi ki o zaman çık git. Evet, çık git dedi. Peki sen o rolde öpüşme olduğunu bilmiyordun. Sen arada mı gördün? Hayır, biliyordum canım ama değiştirebilirdik yani. Ha, hocam öpmesin de burnumu ısırsın. Macbeth'i öpen kimdi bu arada? Arkadaşım, sınıf arkadaşım. İşte o... Yakın bir arkadaşımdı. Şey miydi böyle... Ondan mı böyle şey hayır, oldu diye? Hayır hiç değil. Çok samimi ve çok yakın arkadaşım. Hala görüşüyoruz kendisiyle.
Ama böyle bir şey hala yapmak... Hala öpmeye çalışıyorum. Yani bir sadece farklı... Beni şu 17. sayfaya diyorum. O zaman kuralların vardı, öpüşmedin oyunda, evet, ve çıkarıldın. Ama ondan sonra ders aldın ve artık gerekirse senaryo göre öpüşürüm diyorsun. Evet. Şu anda Netflix dese ki evet çok sert bir dizi var, yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ama bir şey söyleyeceğim, tabii ki yapar. Netflix nasıl bir telefon açar? Melis, ben Netflix sahibi. Fikret Netflix nasıl? Evet, sahibi. Sahibiyle öpüşmem ama. Sahibiyle öpüşmüyorum hayatım, Allah Allah. Görüntülü arayayım mı Melis? Öyle demedim. Öyle demedim canım. Senaryo gereği. Yani şöyle bir şey diyebilir miyim? Melis çok sert bir sahne var. Yani öyle açıklamaz. Öpüştün mesela rol gereği. Çok oyuncu olmadığım için bilmiyorum. Çok zor değil mi ya? Yani... Yo. Ha. Öpüşmek mi? Zor değil. Ya zaten o kadar çok insan var ki karşımda. Bir şey hissediyor musun? Hayır. Yaşadın mı daha önce? Hiç hissetmedim. Hiç kimseyle, evet. Peki mesela öpüşme sahnesi var. Partnerin de hoşlanıyor bu sahneden. Ha bir de bilerek yapamıyor. Mesela öpüştün. Sonra omuzunu oynatıyor durduk yere. Diyor ki tekrar alacağız. Tekrar 3 saattir öptü. Yok canım, ona tepki tabii ki verilir. Değil mi? Yani. Zaten senaryo sana öncesinden geliyor, okuyorsun. Hoşuna giderse... Tabii bazı mesela yapışık sayfalar var. Bunlara... Bunu okumuş oyuncu. Bizim Orhan'a bakmış, Orhan buna bakmış. Tek 500 sayfa ama hepsi yapışmış. Nasıl bir senaryoysa herkes birini yalıyor. Oyunculuğun hangi dalında iyi görüyorsun? Hani dram oyunculuğu, komedi oyunculuğu? Ben dram olarak düşünüyordum ama komedide iyiymişim. Öyle söylüyorlar. Nasıl anladın? Dramda iyisin. Evet. Peki senin dramını ben şu an görmek istiyorum. Melis'i buraya alalım, bir role sokalım onu. Yine bir format deneyeceğiz, haberiniz olsun. Melis, seni sahneye alabilir miyiz? Tabii olur. Canım Melis, Jovit alalım Jovit. Bu arada arkadaşlar... Ama şey yani, yapmayacağız, öptürmeyeceğiz. Herhalde oğlum, manyak öyle bir şey olsa ben otururum. Yani öptürmeyeceğiz. Yok, şaka yapayım canım. Bir doğaçlama oyun gibi bir şey düşünün. Onlara bir karakter vereceğiz. Sonra Haluk Fazlı'nın... Ben Haluk'u seslendireceğim. Ben daha de doğrusu. Melis'in sesi olacağım. Biz ne dersek birbirlerine onları söyleyecekler. Yani ben tamam, bir şey diyeceğim, onu Haluk söyleyecek. Cem'in söylediğinde ismimiz neydi? Melis Hanım söyleyecek. Ama ondan fazla mesela... bu isminiz neydi? Melis'i Dilan için yaptığını biliyorum. Hani, aşkım o kadar önemsemiyorum ki. Siz nereden geldiniz ya? Bu kadın yalnız ha. Ben hiç bakmadım ama. Bak bu şovları benimle de yapma. Ben de Serpil'e nasıl hesap vereceğim ben sonra? Karaktere sokacağız onları. Öncelikle nerede olsunlar? Uçakta diyelim. Tamam, uçaktalar. Uçakta karşılaşan iki birbirini tanımayan yolcu mu? İki yolcu. Yani yanına oturmuş iki yolcu olacak o zaman. Sen hostessin ama bu uçan hostes değilsin. Başka bir yere uçuyorsun. Yani turistik gidiyorsun. Sen de business'a birkaç adam bıçaklayıp külçe altını satmış. Külçe altlarına birini bozdurmuşsun uygun fiyata. 400 liraya külçe altını bozdurmuş. Haluk Menister böyle hani konuşmak istiyor. Hmm. Tamam. Onu tavlamaya çalışıyor. Evet. Başla. Hayırlısı. Yine tutmayacak bir proje. Oo hanımefendi. Tamam. Oo hanımefendi. Oo hanımefendi. Bana mı dediniz? Bana mı dediniz? Yok babana. Baştan kaybediyor. Pardon, siz nereye gidiyorsunuz? Pardon, siz nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsanız oraya gidiyorum. Tamam, geç. Söyle. Siz nereye gidiyorsanız oraya gidiyorum. Ne kadar da hazır cevapsınız. Ne kadar da hazır cevapsınız öyle. Yok, o sizin gerizekalı. De. Yok, o sizin gerizekalınız. Dur. Bir daha desin. Alkışa kaldı. Yok, o sizin gerizekalınız. Güzel olduğunuz kadar da küstah mısınız hanımefendi? Güzel olduğunuz kadar da küstah mısınız hanımefendi? Sizin de küstahlığınız çirkinliğinizi aynı seviyede. Sizin de küstahlığınız çirkinliğiniz de aynı seviyede. Neyse şakayı bırakalım. Devam et, söyle bir daha bir şey daha diyeceğim. Neyse şakayı bırakalım. Ayaklarınız acıyor mu? Ayaklarınız acıyor mu? Neden böyle bir şey sordunuz? Neden böyle bir şey sordunuz? Cennetten düşerken acıyor. Bak hemen yumuşadı. Cennetten düşerken. Kanat göremedim de. Oğlum sen benim dediğimi desin. Bir dakika sen. Ben telefonu bana istemari işte manyak. Bunun dışarı, oyunculuk dışarı çıkarılamaz. Evet, evet. Senaryonun dışarı çıkmıyoruz. Çıkarlar. Tamam özür dilerim. Hayır sakın bir daha. Cennetten düşerken ayaklarınız acımış olmalı.
Cennetten düşerken ayaklarınız acımış olmalı. Yok, ben götüm üstüne düştüm. O zaman götünüz acıyor. Bazı ya. Tamam tamam. Bu hani dalga geçiyor anlamında. Aferin. Sinir oldu kız yani. Yok, ben popomun üstüne düştüm. Evet, ben de kıçım diyecektim. Ya sizi birisine benzetiyorum da tam çıkaramadım ya. Burak Çaçam diye. Ya sizi birisine benzetiyorum da çıkaramadım. Ya sizi birisine benzetiyorum ama çıkaramadım. Ay teşekkür ederim. Hep benzetirler. Ay teşekkür ederim. Hep benzetirler. Ünlü şarkıcı. Ünlü şarkıcı. Cihan'la. Cihan'la. Güzel olduğunuz kadar da espritüel misiniz? Güzel olduğunuz kadar da espritüelmişsiniz. Hostes Hanım, ben yerimi değiştirebilir miyim? Hostes Hanım, ben yerimi değiştirebilir miyim? Ne oldu ya? Neden rahatsız oldun? Ne oldu ya? Neden rahatsız oldun? Beyefendi, az önce eşinizle telefonda görüştüğünüzü duydum. Beyefendi, az önce eşinizle telefonda görüştüğünüzü duydum. O benim eski eşimdi. O benim eski eşimdi. Sen de yeni eşimsin. Yeni eşimsin. Oha. Öyle hız olur mu ya? Bu da çorabımın eşidi. Oğlum sen bu Dilan'la nasıl tanıştın? Hakikaten çok merak ediyorum. İyi bıçakla denk gelmemişsiniz ha. Konuşmayarak kanka, diş çekilmiş o gün. Şaka yapıyor işte. O benim eski eşimdi. İnşallah sen de yeni eşim. Ama böyle sempatik söyle. O benim eski eşimdi. Siz de yeni eşim. Ne güzel. Haluk yalnız iyice role girdi şu anda. Haluk acaba diyor. O zaman bir dakika. Gerisini Haluk'a bırakalım. Bana mı bırakacaksınız? Ama düşün, ben destek vereceğim kanka sana. Yanında gerçekten hoş bir, çok güzel bir kadın var. Ve onu uçuş sürecinde tavlaman lazım. Hoşlanmışsın. Sen de yeni ayrılmışsın. Canın sıkkın. O da belli ki bir üzgün. Bir kafa dinlemeye gidiyor. Acaba tatilimizi beraber geçirir miyiz? Ümidin var. Nasıl cümleye, nasıl söze girerdin? Hangi otele gittiğini sorardım. Oha. Lan ya bari. Bir saniye. Bir de para ver bari yine. Ben yine lütfen, iyi demişim. Hayır. Şimdi mesela Antalya'ya gidiyoruz varsayalım. Antalya'da vardır 200-300 tane otel. Doğru değil mi? Oğlum bir tane var ya. Oğlum herhalde Antalya çok otel olduğu kadına yolculukta. Sizin otelde spa var mı? Spa yoksa. Abi adam taşıyor ya. Hani eşyalarını taşırma anlamında belki. Peki yani öyle mi derdin? Ya direkt aslında ben söylerim ya. Çok güzelsiniz, çok hoşsunuz. Tanışmak istiyorum. Söylüyor musun yoksa? Söylerim yani. Ha, ben şu henüz an öyle birisine denk gelmedim ama. Hiç böyle ona çok güzel olduğunu söyleyeceğin kadar güzel kadına denk gelmedin mi? Hayır. Hmm. İlk defa mı denk geldin? Evet, ilk oldu. Adamlar ne yapsın ya? Bir mikrofon. Kıvırcıklardan çok hoşlanıyorum. Gerçekten o kadar yakışıyor ki ben kızımın mesela kıvırcık olmasını istiyorum. Daha kızına gittin yani. Kızımın. Evet, izelden kızımız olacak da pom müziği. İsmini de Eylül koymak istiyorum. Oğlum dur. Melis'in daha adını değiştirecek, dur da. Evleneyim, adını değiştireceğim. Hayır, kızının daha yani yanındaki kızla flört etti, sevgili oldu. Evet. Evlendi, çocuk yaptı, adını da koydu herif. Abi senin ilk oturduktan sonra öyle bir şey demen lazım ki ilgisini çekmen lazım. Öyle direkt Antalya'ya mı, hangi otele gidiyorsunuz direkt ters teper. Ver Melis'e. Melis, telefonla konuşuyoruz. Bir sinirle kapattın. Dönüp de dedin ki bana tek bir kelime söyle, sana aşık olayım. Hayır, düşünme yok. Birdenbire oldu. Bana tek bir kelime söyle, sana aşık olayım. Bence Jovit'i burada kullan. Bak Gülü. Cam kenarında oturmama rağmen dışarıya bakmıyorum. Çünkü en güzel manzaram sensin. Allah! Güzel. Haluk, bir şey söyleyeceğim. Ben de senden hoşlandım. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim Melis. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi ki ama getirmişsiniz Haluk'u valla. Haluk, sen bizi tanımıyordun değil mi? Canım benim, tanınır artık. Çok sağ ol. Biz tabii ki size teşekkür edersin. Tamam. Size... Ha, o bana bize değil miydi o laf? Sen hala şansını deniyorsun. Allah razı olsun abi ya. Hadi. Bu programın 100 tane yorumunu söyleyeyim. Kıvırcığın Instagram'ı. Kıvırcığın Instagram'ı. Melis'in Instagram'ı. Üf. Merhaba. Ne iş yapıyoruz efendim? Yeni mezunum. Nereden mezunsun? Endüstri Mühendisliği. Üniversite? Samsun. Aa, Samsun'dan mezun, evet, oldun. Şimdi ne yapıyorsun?
Şimdi istedim. Henüz başlamadım, daha yeni mezunum. Bugün o kadar çok işsiz var ki yere bir 10 lira düşse ortalık dağılacak. Kimle geldin? İşsizlik bulaşıcı. Kardeşinle geldim. Kardeşin. Evet. Aa ne güzel. O da kıvırcık. Ver bakalım kardeşim. Haluk sakin tamam. Ol. Haluk sakin ol. Haluk tutun. Haluk tutun. İki saattir ona bakıyormuş arkadan. Kıvırcık ne güzel. Kardeşim saçları ne güzel ya. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Ben okuyorum iktisat. İktisat. Genç bir işsiz nefer. Sana 5 sene sonra ne olacağını söyleyeyim mi? Kadın memur olarak. Görüyorum aslında. Çimen biter. Çok teşekkürler. İyi geldiniz. YouTube'dan izleyenlerle sevgiler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.